Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bataryasının asla patlamayacağını söyleyip Note 7'ye diss atan LG G6'ya bakacağız. Tahminen hepinizin bildiği üzere geçen sene tanıtılan Note 7 modelleri patır kütür patlamıştı. Samsung çözüm olarak önce alın kardeşim patlamayanını yaptım bunu kullanın dedi. Sonra patır kütür onlar da patladı. En son telefonlar olduğu gibi piyasadan geri çekti. Rakip firmalar ise boş durmayıp Samsung'a yüklenmeye devam ettiler. Yüklenirken de düşündüler ve en sonunda G6'nın içerisine ısıyı kasanın etrafına eşit oranda dağıtabilecek sistemde bakır boru yerleştirmeyi akıl ettiler. LG'nin iddialarına göre yeni gelen bu bakır borulu soğutma sistemi cihazın genel ısısını %6 ile 10 derece arasında düşürüyor. Bu sistemin çalışma prensibini de size şöyle anlatayım. Bataryanın ve diğer çok ısınan işlemci gibi parçaların yakınlarına o ısıyı alıp emebilecek bakır borulu bir sistem kuruyorsunuz. Bu borular ısının o bölgede yoğunlaşmasını engelleyip ısının bütün kasaya dağılmasını sağlıyor. Bu sefer de metal kasayla tanışan ısı tamamen telefondan dışarı atılmış oluyor. İşte bu noktada da LG'nin iddiası başlıyor. Bizim telefonun bataryası hiç patlamayacak diyorlar. Tabii şunu da bonus olarak ekleyeyim. O bakır borular telefonun ağırlığına bir ince katkıda bulunacaktır. Bilginiz olsun. Firmanın bakır borularla birlikte ısınma sorununa ürettiği bir diğer alternatif ise telefonun içerisindeki donanım parçacıklarının arasına bir ince mesafe koymak. Tüm bunlarla öyle bir gaza gelen LG en sonunda şöyle bir şey söylüyor. İsterseniz bu telefona çivi çakın, isterseniz üzerine sert bir şey atın yine de batarya patlamayacak. Tabii biz bunu ancak kendi sağlamlık testimizde görebileceğiz. O yüzden bekleyişte kalın. Şimdi gelelim can alıcı sorumuza. Sizce LG bu bakır borulu soğutma sistemini ilk kullanan firma mı? Tabii ki de hayır. Sony, Samsung vesaire gibi firmalar bu bakır boru sistemini daha önce kullandılar. Peki başarılı oldular mı? Sonuç ortada. LG neye güveniyor? Bunu ancak model çıkınca anlayabileceğiz. Gelin biraz da cihazın tahmini teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar. G5'te modüler yapıdan LG'nin sütten ağzı yanmıştı. Bu nedenle G6'nın bataryasının çıkmayacağını şimdiden söyleyelim. Firma bazıları için dezavantajlı olan bu duruma şöyle bir açıklama getiriyor. Tamam ben bataryayı sabitledim ama aldım bu telefonu IP67 sertifikasını gömdüm. Doğal olarak daha az su geçirecek. G5 sağlamlık testinde de görmüştük. G5 çok fena su alıyordu. Bakalım G6'da neler olacak bunu da hep birlikte yakında görürüz. Tasarım anlamında ise LG'nin genel yapısının korunduğunu söyleyebiliriz. Köşeler ovalleştirilmiş falan filan. Zaten G6'nın ekran gövde oranında bir aksilik çıkması %90'lara kadar ulaşabilecek. Telefonun ekranı ise 5.3 veya 5.7 inç aralığında olacaktır. Ekran çözünürlüğüne gelecek olursak 2880x1440'lık Quad HD bir ekran bizi karşılayacaktır. Kamera konusunda dedikodular çok üst seviyede arkadaşlar ama yüksek bir ihtimalle arka 16 ön 8 megapiksel olacaktır. Ama bir yerlerde çok güçlü dedikodular var. O da ana kameranın 24 megapiksel olabileceği yönünde. Zira G6'da büyük bir ihtimalle arkasında iki kamerayla birlikte bize doğru gelecektir. Peki işlemci ne olacak? Arkadaşlar aslında işlemci meselesi böyle yakın bir tarihe kadar Snapdragon 835 olarak görünüyordu. Fakat Forbes ortaya bir iddia attı. Bu iddiaya göre LG G6'da Snapdragon 821 kullanılacak. Yani en güncelden bir önceki model. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Türkiye fiyatı bizce minimum 2800 TL'den başlayacaktır. LG'yi şimdiden uyaralım. Bu fiyatın üstünde bir telefon çıkarırsanız satmaz. Bu vesileyle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Artık hepimiz alıştık. Şuraya bir anket hazırladım sizler için. Egari videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanızda takılan teknolojiyle ilgili ne olursa olsun aşağıdaki yorum bölümüne sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.